Pinti Panda 2. I am Venom. Buradayım. Sonunda buradayım. Darılmadı mı? Evet. Valla. Hiç darılmadım abi. Ha. Karakterler bir anda ortaya çıkınca wow dedim yani. Tabii bir söyleyemiyoruz. Ağlarım nerede kardeşim? Kardeşim ben ağlarımı şeyde bıraktım. Evde bıraktım. Londra'da bıraktım. Full level'ım ama üstümde şey. Böyle aile kaynak. Çöpçü eşyaları var. Arkadaşlar Alp en iyi Spider-Man'ci. Bu fanatik demeyeyim de. Fanatik biraz kötü algılanabiliyor çünkü. Yok diyebilirsiniz. Ha, yani Spider-Man fanatiği olmaktan hiç şey yani rahatsızlık değil. Güzel. PlayStation Türkiye'den herkese selamlar. Ben Özcan. Ben de. Evet, ağ atan adam, örümcek adam. Pintiman. Spider Pinti. Spider Panda. Pintiman. Güzel oldu ha. Artık bıktınız biliyorum. Ben de bıktım artık. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şimdi nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Doğru mu herhalde? Beni tanıyorsun. Arkadaşlar, canımı yediniz. Çeşitli YouTube videoların altına yorumlar yaptınız. Sosyal medyadan beni rahatsız ettiniz. Evime kadar gelmeseniz bile bana özel mailler, mesajlar attınız ki bu şaka değil. Dost abi nerede? Dost abi nerede? Aha da alın burada işte. Mutlu buradayım. Musunuz? Sonunda buradayım. Ben Mete. Hangi Mete? Easter Mete. Easter Gamers adam Mete, örümcek adam Mete. Spider-Man Alp'i ne senin? Vallahi abi. Çok seviyor. Hives diyoruz normal. Ya, Spider-Man hayranı, mahallenizin tatlı yayıncısı diyelim bari. Yanında kim var? Değerli spor yorumcusu Emre Özcan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sauce Man adam. Spider-Man'le Souls'u karıştırdı. Souls Man adam değil, Souls adam. Tekrar Batu'yla beraberiz. Ne konuşuyoruz? Marvel Spider-Man 2. 20 Ekim'de sadece PS5 için çıktı. Sen combat mekaniklerine özellikle önem veren oyunculardan birisin. Senin 70'inde düşünürsek, en sevdiği türlerin neler olduğunu da düşünürsek, Spider-Man 2'de de bir takım eklentiler yapılan, geliştirilen combat mekanikleri, işte seyahat özellikleri gibi özelliklerden en çok hangilerini kullandın? Nasıl buldun bu geliştirmeleri, mekanikleri ve hangi araç gereci kullandın en çok? Benim en çok hoşuma giden şey kesinlikle seyahatte zaten kanatlar. Kanatlara bittim. Bravo, ben de seviyorum. Ya abi uçmaya bayılıyorum oyunlarda ve uçuyorsun. Uçuyorsun yani. Helal olsun. Hani şey değil ya sadece. Sen öyle hani bırakıp sadece böyle istediğin gibi gez demiyorlar. Haritaya çok güzel bir şekilde o hava tünelleri inşa etmişler. Ekipman olarak çeşitliliği bunda beğendim. Aslında ilk oyuna göre, gerçi Insomniac yönetmeni de söylemişti, birazcık eksilttik şeyleri Brian diye. Brian intihar. Aynen. İlk oyuna göre verdiği röportajda daha az ekipman kullanım var. Ama bunu da şöyle açıklıyor. Bilek gücünüzde daha fazla düşman yapın. Yani direkt win olmasın. Birazcık daha anladım. Fark ettiysen ekipmanlar genelde sana yardımcı oluyor. Onları kullandığın yere göre değişiyor. Oyunda bu kadar teknolojik bir gelişmeye gidilmesi belki rahatsız edebilir diye düşünüyordum. Sonra dedim ki lan yo, neden olsun hani... Şehirde ağ atabilme seçeneğinin yanında böyle bir kolaylık sağlanmış ve harbiden bazen o daireler içerisinden geçerek gitmek ağ atmaktan daha keyifli hale geliyor. Seviyorum. Ve ben hiçbir zaman şey diye düşünmedim. Ya bu şimdi bir örümcek adam oyun olmaktan çıktı falan diye. Abi valla kullanmadığım hiçbir şey olmadı. Hepsini kullandım. Ya bu sefer şey olayı mesela zorladı beni. İlk oyunda o kadar fazla ihtiyaç hissetmemiştim. Yani biraz zevkten kullanıyordum ilkinde mesela ekipmanları falan böyle. Bunda hem yetenekleri hem ekipmanları falan her daim hatta dolsun diye bekleyip böyle ona göre özel takıldığım anlar bile oldu yani. Ne var ne yok kullandım. Şöyle söyleyeyim. Şimdi öncelikle muhabbete girmeden önce şunu söyleyeceğim. Spider-Man 1'i ve Miles Morales'i yani %100 neredeyse şekilde oynadım, bitirdim. Yani. Spider-Man hayranıyım. Oyunlarını da çok sevdim. Çok. Oynadığım en iyi süper kahraman oyunu bana göre yani bu o şekilde. Şimdi Spider-Man 1'den sonra Spider-Man 2'de zaten yine şehirde gezmesi inanılmaz keyifli. Özellikle ben bilmiyorum yani biraz tartışmalı bir konu bence ama bu glide mekaniğini çok sevdim. Yani direkt şehirde gezerken 3 ağa attım, kendimi yükselttim, açtım, bir de birazcık süzüldüm, sonra tekrar ağa döndüm. Yani inanılmaz fazla alternatif sunuyor sana oyun bir yerden bir yere gitmek için. Bayıldım. Yani önce bayıldım, onu söyleyebilirim. Gerek işte ağ atarak şehirde dolaşma, gerek kombatlar, yani savaşlar, dövüşler ve dövüşlerdeki kombolar çok gelişmiş bence ilk oyuna göre. Bunda da muhtemelen en büyük faktör grafik kalitesinin artması. Grafik kalitesinin artarken akıcılığın artması. Çünkü yani ilk oyun PlayStation 5'te oynanamıyordu. Bir PlayStation 4 oyunuydu. Evet. Miles Morales
5'e çıkan ama aslında 4'ün mekaniklerine sahip bir oyundu. 5'in mekaniklerine sahip, 5'i evet. tam gücüyle kullanabilen ilk oyunlardan biri. Hatta belki ilk oyun Spider-Man 2. Ya bu arada bence oyunda en çok değişen fighting, yani dövüş mekanikleri ve net bir şekilde ben hissettim. Bir perinin gelmesi benim için kötü oldu. Ben çok kolaylaştırdım. Sen perici değil miydin? Ben periciyim işte. O yüzden mutlu değilim. Çok kolaylaşıyor oyun. Hani, tam periye çok alışkın olduğu için. Evet yani mesela hani Dr. Connors'ı ben yerden yere sürüktüm böyle. Hani çünkü yani bütün atakları peri atılabilir ataklar. Yani şey üzülüyor sana. Fight'ta yerin yani böyle yani suratına tükürüyor. Sen tükürüyorsun. En kolay da oynuyorsun kardeşim. O yüzden. En zorda oynadım. İşin komik tarafı. Ciddi misin? En zorda oynadım. Öncelikle oyun ilk oyunun aynısı olmuş. Bu ne ya? New York aynı. Spider-Man aynı. Biraz yenilik kardeşim. Azıcık Twitter'cılık yapayım dedim size. Ya şimdi şöyle hemen yani ikiye ayıralım. Evet dediğin gibi bir traversal hani şehirde gezme için New York ve Brooklyn tabii ki yeni bölge Brooklyn'de. Bir de dövüş mekanikleri. Şimdi dövüş mekaniklerinde ilk oyun zaten çok iyiydi. Hani çok hızlı akıcı işte hani bu kombola havaya kaldır kombola. Süperinde olunca özel hareketi kullan. Gadgetlarını kullan. Özellikle tamam bu zaten ilk oyunda vardı güzeldi. İki de buna gadgetları mesela kısa yolu atmışlar. Gadget dediğim arkadaşlar hani o işte ne bileyim ağ atmaca, bomba, örümcek mayını falan filan. Ha tetikle R1 ile kullandığımız. Onu kısa yola atmaları. İlkinde evet. mesela tekerden gene iyiydi ama kısa yol tabii ki çok daha rahat. Insomniac'ın zaten en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi açık dünya parkur. Adamlar da bu oyunda onu öyle bir noktaya getirmişler ki harbiden hiçbir şey yapmayacak olsam bile haritaya açılayım. Boş boş uçayım sadece istiyorum. Ve o kadar hızlı ki seyahat. Gerçekten şeye ihtiyaç, fast travel'a ihtiyaç olmuyor, hızlı seyahate ihtiyaç olmuyor. Gerçekten şehirde bir bakıyorsun ta şehrin öbür ucunda. Giderim ya diyorsun keyifli süzülesin de böyle özgür özgür gidiyorsun. Çok keyifli olmuş. Benim özellikle en çok sevdiğim kısım oydu. Genelde şeyi kullandım abi. Miles'da şimdi söylemeyeyim yani. Sonradan kazandığım yetenekleri kullandım. Spider-Man'de genelde hep sonradan kazandığım yetenekleri kullandım. Hani ikisinin en güzel yeteneklerini hepsini dibine kadar kullandım. Ağ atmağı da en çok şeyi kullandım. R1 kareyi kullandım. R1 kare. Evet, şimdi adını tam hatırlamıyorum ama o şeyi yapan, dağıtan bir tane yetenek çok var şey ya hani etraf falan. En çok onu kullandım yani en aktif olarak. Ama genelde hepsinin bir şarj süresi olduğu için hepsi hangisi doluysa onu tık tık diye kullandım. Yani. Orada şarj süreleri falan kısa ya. Evet ya sen bunu kolay çalışacak. Oluyor. Evet. Hızlıca oluyor. Çok aktif kullanıyorsun zaten. Evet, yani. Evet. Mesela en çok kullandığım düşmanları bir araya toplayan var ya bir tane ağ. Evet. Onu mesela nerede kullanıyorum? Etrafta çok fazla fırlatılabilecek obje varken kullanıyorum. Anladım. Neden? Onların da etkisiyle mesela normal düz yolda yaparsan yani herhangi bir şey yokken etrafında onu kullanırsan gadget olarak düşmanlar birbirine çarpıyor bitti. Ama etrafta böyle fırlatılabilir çok obje varken bunu yaparsa etrafta objeler varsa objeler de düşmanlara çarpıyor. Evet. Bir anda böyle 5 kişi birden etkisiz hale geliyor. Adamlara bir acı kardeş. Ben neler yaptım. Hava kanalları çok iyi işte. Ben bir yerden bir yere gitmeyi zaten çok hızlandırıyor. Artı oyunu %100'lemek için de aslında bir yerlerde onları kullanmak gerekiyor. Makinenin konsolun tam gücünü kullanabildiği için akıcılık işte FPS'ler dövüşlerdeki grafik kalitesi vesaire çok artmış ve inanılmaz keyifli geldi bana. Yani ilk oyunda da çok güzeldi. Efendim? Uzak çizim mesafesi. Kesinlikle. Benim bir oyunda gördüğüm en iyilerden biri. Kesinlikle öyle. Daha oyunu aldım. İlk dövüşe girdim. İşte basit bir hırsız çetesiyle beraber ilk dövüşe girdim. Yani dedim uçuyor bu oyun. Yani biz işimiz var yani bu oyunla. Adam bir yapı yoksa ağ atamıyor. Tabii. Gökyüzüne de ağ atamayacağına göre sürekli köprüden geçmekten oraya ağ atarak ilerlemektense o halkaları kullanmak güzel olmuş. Zaten neredeyse harita iyi hatırlattın dediğin gibi 1.8 kat 2 kata kadar neredeyse genişlemiş bir haritadan söz ediyoruz burada. Ben mesela o haritanın genişleyince detaylandırılmasından da keyif aldım. Yani o Queens'in falan detaylı şekilde yapılması. Brooklyn ve Queens'in eklenmesi. Yani hiç gitmedik görmedik ama yani gören bilen belki hani harbiden biraz benzetmişler falan diyebilir yani. Ya özellikle bu normal gezmesinden ziyade bir de bu işin tabii combat kısmı var. Ben combat'ta combo yapmayı çok seviyorum. Yani hiç hasar almadan aynen önce elinden gelebildiğince hem kaçmalı hem bütün gadgetlarını, araç gereçleri kullanmalı hem de tabii dövüşmeli. Özellikle havada yani havada kapışması bence çok eğlenceli. Bu oyunla beraber bir tane gadget gelmiş. Attığın anda bütün ya düşmanları çevredeki veyahut böyle işte varildir, odur budur birleştiren yani daha doğrusu birbirine çarptıran bir mekanik var. Ben mesela onu çok beğendim. Özellikle kalabalık yerlerde onu atıp onları oyalayıp kenarda bossları veya daha böyle üst seviye düşmanları dövebiliyorsun mesela. O çok güzel olmuştu. Şimdi favorim o diyebilirim yani. İkincisi peri muhabbeti. Şimdi onu ben soracaktım. Normal şartlarda periden nefret eden bir insan. Ben Dodge Master'ım. Ama şeyi çok adım gibi emindim. Şimdi normal
50 kişinin arasına girerim, dodge'layarak çıkarım ben oradan. Hani peri kullanmam gerekene de özellik basarım, finisher yaparım. Ama boss fight'larda işte o peri... Kullandın. Hem de eşek gibi. Zaten doğrusu da o. Şimdi iyi bir oyun şunu yapar sana. Sana bir sürü özellik verir. Hepsini verir. Sen istediğin gibi oynarsın. Ama yeri geldiğinde o özelliği seni kullanmak zorunda bırakır. Mesela boss fight'ları öyle dodge'ladım kaçtım attımla geçemiyorsun. Evet, o periyi kullanmak zorundasın. Uzun süredir takip ediyorum. Orijinal yayınları, Türkiye'de çıkan yayınların hemen hemen tamamını aldım. Ciddi bir Spider-Man koleksiyonu da var. Yani çizgi roman koleksiyonu var ama çok ağırlıklı bir şekilde, yani en sevdiğim karakter açık ara Spider-Man olduğu için yarısına yakını, hatta belki yarısından çoğu Spider-Man üzerinde nedir koleksiyonumun. Ve kanatları nasıl buldun? Sen kanatlardan pek memnun değilsin galiba. Yok, ben kanatları sevdim. Kanatlar bir kez şey açısından çok iyi. Hani hakikaten çok hızlı mesafe kat edebiliyorsun. Yani özellikle köprüyü falan geçerken böyle inanılmaz trafiğe murafiğe kalmadan tak diye geçebiliyorsun. Hava delikleri? Hava delikleri işte. Hava deliklerine kaptırdın mı yani pıt diye geçiyorsun. Bence oynanış olarak muazzam çeşitlilik getirmiş. Ben sadece şey dedim yani, hani bu kadar çok uçup kaçınca böyle Spider-Man'in de böyle bir an başka bir şey mi oynuyorum lan acaba? Anladım, yoksa anladım. Biliyorum ben de çizgi romanda da kanatlar var falan ama hani geleneksel Spider-Man'de şey ya, atarak gitmek kolaydır ya. Yoksa kanat olayı eğlenceli ya. Savaş kısımlarında tabii ki simbiyot özelliklerine bayıldım. Özellikle bu ya, simbiyot Surge zaten çok iyi. O simbiyot Surge'e geçtikten sonraki o finisher animasyonlarına bayıldım. Ağırlık çok güzel çünkü bam diye geçiriyor ya. Onlar çok güzel. Bir de hareketin ismini hatırlamıyorum ama şu aynı anda 5-6 tane düşmanı alıp geri çat diye geçirdiği var ya. Evet. Çok çok şık değil mi? Ona da bayılıyorum. O da çok güzel. En çok gelişen şey sadece kanat da değil, hani A noktasından B noktasına gitme. Çünkü şey de çok seyahat güzel. Loop yapma mesela çok güzel bir özellik. Ondan sonra hiç kimsenin açmadığı ve bence en önemli şeylerden birisi, mesela sağa döneceksin. Yuvarlağa basıp sağ yaptığında evet, 90 evet. derece çekmesi o kadar zaman kazandırıyor evet, ki. Evet, kimse kullanmıyor. Bir önceki oyunda şeydin öyle, hani daha yani oyun içinde kullanmayabilirsin ama şehirde dolaşmayı ben seviyorum. Mesela ben eski PlayStation 4'teki şeye geri dönüp şey yapıyordum. Açıyordum televizyonda. Dolaşıyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Sadece dolaşıyorum, ağ atıyorum. Stres topu gibi. Çok zevkli. Perinin olmasını beğendim. Çünkü savaşlara daha fazla derinlik katmış. Çünkü ilk oyunda sadece kaçıp vuruyordun. Bu oyunda şimdi bazı saldırılardan kaçamıyorsun. Peri yapmak zorundasın. Bu seni oyuna daha dahil ediyor. Hani iki tuş yerine üç tuşla oynamış oluyorsun. Çünkü o oyuna daha bir dinamizm katıyor. Ben periyi sevdim. Kombat sistemi ilk oyunda da çok beğeniyordum zaten. Şimdi daha öncesinde zaten bu kombat sistemini kullanan belli başlı ve bunu iyi yapan oyunlar vardı. Spider-Man ilk oyunuyla hem onlardan bir şey almıştı hem kendi bir şey katmıştı. Şimdi üzerine daha iyi animasyonlarla, daha da güzel kombatlarla katılmış. Şimdi kanatlarla böyle uçtuk, kaçtık, işte oradan oraya zıpladık, bütün yetenekleri kullandık. Bunları PS5'te yapıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Marvel Spider-Man 2. PS5'te sadece dur onu söylemek için cümleyi oraya bağlamak istiyorum. Arkadaşlar ne çektiğimi gerçekten bilmiyorsunuz. Sadece PS5 için 20 Ekim'de çıktığı için yeni nesil bir takım özelliklerimiz var ya hani, evet. Soruyu oraya getirmeye çalışıyorum yani. İşte DualSense SD, VRR, 120 Hz gibi ve iki grafik modunda da ışın izleme var biliyorsun. Ve tabii ki yüksek hızlı SSD sayesinde anında yüklüyor. Yani yükleme yokmuş gibi yükleme bir süresi, şey. Yükleme süresi bayağı iyi ya herhalde. Evet. Bundan daha hızlı yükleyen bir oyun yoktur galiba. Mesela ilk oyunda belli başlı yerleri açtıktan sonra fast travel yapabiliyorduk, hızlı geçişler yapabiliyorduk ama burada şu çok güzel olmuş bence. Özellikle oyunu bitirdikten sonra ana hikayeyi veya bazı yan görevleri bitirdikten sonra hafif böyle haritada incik cüncük toplaman gereken veya yapman gereken şeyler olduğu için istediğin kısma, eğer ki o işte district dedikleri belki eyalet diyebileceğimiz kısımları tamamladığın için istediğin yerde işte fast travel yapabiliyorsun. Bu bence inanılmaz güzel olmuş. Böylelikle seni çok baymıyor artık, hani şey demiyorsun ya tamam hani şuradan şuraya da bu sefer gitmeyeyim sıkıntısı yaşamıyorsun. Nihayet PS5'te Spider-Man, bu arada PlayStation 4'te de çok güzeldi. Ama Spider-Man 2 PlayStation 5'in işte hani Next Gen dediğimiz var ya, yeni nesil. İşte yeni nesilden beklentini 4K olsun, performansta 60 FPS olsun ama kaliteden, görsel kaliteden ödün vermiş. Bunları başarıyla yapıyor. Hatta şimdi ben yayınlarda 2K monitörümde oynuyorum yayınlarda ama bir de yayın dışındaki platinledim oyunu bu arada. Ayıptır söylemesi, kaç 62 inç mi 65 inç mi bir televizyonum var. VRR da var. Evet, o da Sony marka. VRR 120 Hz HDR. Yok. Bu Allah ne verdiyse var. Ve gerçekten hani oynayan arkadaşlar, hele ki işte bu özelliklere sahip televizyonlarda oynayan, şimdi olmasa bile ileride oynayacak arkadaşlar, dehşet bir şey ya. Görsellik dehşet, akıcılık dehşet ve en güzel duşu. Yeni nesil böyle olur kardeşim. Yeni nesil sana performansı da verecek.
görselliği de verecek. Şöyle söyleyeyim, SSD PlayStation 5'te çok ön plana çıkan bir şey olduğu için yıllardır söyleniyor. Mark Cerny'nin sunumundan beri. Evet. Bekliyordum, onu ilk kez bu oyunda gördüm. Öyle söyleyeyim sana. İlk kez yani bir PlayStation 5 oyunda sonunda ha okey SSD buymuş ve SSD bunu sağlıyormuş dedim. Çünkü karakter arasında geç çünkü hani tık diye geçiyorsun. Yani 3 saniye sürmüyor ya. Bunu özellikle ben oyun oynarken bir yeri açtım. Haritada belli noktalar açınca fast travel'lar açılıyor ya. Yani bir yerlere de görevleri tamamlayınca. Dedim ki şuradan şuraya gideyim. Basmamla karakterin bir anda hani telefondan fışt diye geçip öbürünün uçtuğu bir ana gelmesi ya maksimum 3 saniye sürmüştür yani. Belki sürmedi bile. O inanılmaz bir deneyim. Haritayı işaretleyip bastığın gibi haritadan direkt içeri girip ve karakter direkt o senin işaretlediğin noktada zart diye beliriyor falan. O kadar ani bir geçiş ki sanki hile yapıyormuşsun gibi hissediyorsun. Olmaması gereken bir şeymiş. Hani bu fazla iyi bir özellik. Insomniac muhtemelen şu an teknik bir mucize konsol oyun dünyasında. Evet. Çünkü bunu deneyen başka oyunlar da var. Işın izlemeyi belli oranlarda 60 FPS gibi modlarda kullanabilmemiz için uğraşan başka oyunlar da oldu. Bunu Spider-Man kadar akıcı, düzgün ve etkileyici bir biçimde hiçbir zaman sunamadılar. VRR bu arada. Vaa VRR'cısın. Asıl Kram VRR şey yani... Yayındayken tabii ki de farklı ama kendim oynarken ben yayın mesela farklı. Çünkü yayında evet biraz daha şey yapmasını bekliyorsun ama ben normalde 40 FPS tercih ediyorum. Yani şey de değil 60 değil 30 değil 40 FPS hani 30 ya ama sen her oyunda anlamında varsa tabii yani şeyi tercih ediyorum. Ha. İyi grafik ama VR'da açık. Anladım. Tamam. Yani 30'un üzerine çıkıyor çünkü fidelite normalde. Fidelite olsun ama evet. Evet fidelite ama açık olsun ki mesela fidelite modunda aslında 30 değil daha üstünü veriyor. VRR evet, açısı. VRR çünkü. Bazı düşmanlara karşı benim tabii ilk oyunum olduğu için benim acemiliğim de olabilir. Evet, ama tabii. Bazı düşmanlara karşı Spider-Man'in zayıf kaldığı anları hatırlıyordum. Şimdi tam olarak Spider-Man haline gelmişler bence ikisi de. Tabii burada sizin oyunculuğunuzun gelişmesi de kesin etkili faktör. Oluyor kesin olabilir. Kesin faktör. %100 i̇nsan, katılıyorum. İnsan her şeye alışıyor ya Emre Bey evet. Oynadıkça. Alışıyoruz yani. İnsanoğlu öyle bir varlık. Bence onda etkisi var. Kesin etkisi var. Şehir atmosferinin inanılmaz değiştiğini görebiliyoruz. En basitinden çizim mesafesi. Bravo. Şimdi normalde bu tarz oyunlarda çizim mesafesi geliştiricileri en çok zorlayan şey ama her şeyin bir yolunu bulmuş da. Ya karşı tarafı Brooklyn'den bakıyorsun, karşı tarafı görüyorsun, oradan bakıyorsun, diğer tarafı görüyorsun. Herhangi bir sis çökmüyor. Dümdüz bütün şehir karşında nereye gittiğini görüyorsun oyunda. New York'un tamamını çiziyor oyun. Ya bir tepeye çıkın, New York'un Brooklyn tamamı gözünüzün önünde ve o gördüğünüz yere gidebiliyorsunuz. İster fast travel'a git, bir saniye falan sürüyor zaten. Hani şeyi yapıyorsun bir anda piu diğer karakter ya da senin karakterin süzülerek gidiyor. İstersen süzülerek git. Ama gördüğün yere gidebiliyorsun ve oyun tüm New York'u çiziyor. Gerçekten çok güzel gözüküyordu. Işın izleme teknolojisiyle çok çok daha böyle daha ışıl ışıl bir şehir yansımaların. Balondaki yansımalar falan. Ben İnanılmazdı yani. İlk defa bir oyunda balonda böyle karakter gerçek zamanda yansımasını gördüm. Köprülerin arasından vesaire gittiğin, glide'ladığın bir alan var. Ve orada direkt güneşe doğru yani tam böyle güneş batışına doğru gidiyorsun. Ya orada artık suya yansıyan güneş mi dersin, binalara gittiğin zaman binadaki yansıması mı dersin? Mesela bence oyunun bak görsel anlamda en etkileyici yerlerinden bir tanesiydi ve bu bir ana görev değil. Yani bu... Bir yan görev yani. Ama çok keyif vermişti orada giderken. Arkada böyle hafif de bir müzik de vardı. Atmosfer o yüzden çok iyiydi. DualSense'in en güzel kullanıldığı oyunlardan biri şu anda. Sadece ağlatarken tetik tuşu değil. Haptic'in potansiyelini en iyi gösteren oyun şu ana kadar. Dilip de Miles'a geçeyim hadi şimdi de Peter'a geçeyim falan demedim ama teknik olarak muazzam bir iş var. Hızlı şey seyahati pek kullanmadın herhalde. Çok az kullandım. Ya bazı oyunu sonlarında kullandım abi. Bazı böyle yan görevler kalmıştı hızlıca bitireyim diye. O çok büyük avantaj gerçekten. Evet. Şehrin en altındasın mesela. En üstünde istediğin yere bak. Hani spesifik bir noktaya değil. Uzak çizim mesafesi de bir oyunda gördüm. En iyilerden biridir. Yani. En iyilerden biri. Yüksek bir yere çıktığın zaman gerçekten tüm haritayı herhangi bir sis vesaire hiçbir şey olmadan net bir şekilde gösteriyor. Çok güzel bir duyguydu gerçekten. Her oyun böyle olsun. İstiyorum bundan sonra tabii. İnşallah. Hayırlısı diyelim inşallah. O şehirde eğer hızlı seyahati açtıysan o bölgede istediğin yerin ışınlanabiliyorsun mesela. Evet. O şaşırttı beni. Ben onu böyle bir şey yapmalarını beklemiyordum. Hani genelde bu tarz oyunlarda spesifik bir nokta olur. Evet, oraya ışınlanırsın. Burada haritanın istediğin yerine dediğim gibi bölge açıksa eğer ışınlanabilmek mesela bir ara şey yaptım. Ya, 15 dakikada böyle 5 yan göre falan yaptım o sayede. Yani pat 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 hallettim gittim yani hepsini. Şimdi Insomniac'ı bu kadar övdük. Insomniac'ı bu kadar övmüşken boss'ları da bir övelim diyorum. Boss'ları beğendiğini biliyorum çünkü. Ben evet boss'ları bu sefer beğendim. Hatta ya
şöyle bir karşılaştırma yaptım. Bazılarını üzebilir. Ben mesela eski God of War'daki boss fight'larını çok severim. Hani eskiden de 1 2 3 olan evet yani o dönemdeki boss fight'lar epik hissettirdi. Böyle şeydi hani böyle mesela bu oyunun açılış spoiler vermiyorum ama açılışında olan boss fight onu anlatsattı. Böyle hani epik bir şeyle savaşıyorum. Şey evet, böyle öyle bir hissiyat. Yapı da benziyor. Vardı. Evet, yapı da benziyor. Gaia mıydı? Vardı hatırlıyor musun? Gaia. Evet işte onun gibi şeyler vardı ki şey de öyleydi. Devam olan bosslar da öyleydi ki dedim peri olmasaydı belki daha da keyif alacaktım. E bir dakika kullanma zorunlu değil kardeş peri. Ama adam da böyle çok yavaş atak yapınca da git lan hareketi yapasın geliyor yani. Ben oyunun ortasını yeni geçtiğim için şu ana kadar çok fazla boss'la karşı karşıya gelmedim. Ama Lizard'ı yeni geçtim. Lizard'la kapışma yaptım ki fragmanda da Lizard çok güzel gözüküyordu. Yani Lizard dövüşü çok güzel gözüküyordu. Evet. Çok hoşuma gitti. Yani şunu farklı olduğunu hatırlıyorum ilk oyuna göre. İlk oyunda şeyleri yoktu. Hayat barları yoktu. Boss'ları. Evet. Şimdi o gelmiş. Mesela ne zaman öldürmeye yakın olduğunuzu fark edebiliyorsunuz. Ve ilk oyunda biraz daha şeydi. Rutinleri vardı boss dövüşlerinin. Aynı şeyleri yapıp hep alt etmeniz gerekiyordu. Şimdi bildiğiniz karşınızda işte çetede 4-5 tane oyuncu ya da işte düşman varmış gibi ya da bir tane düşman varmış gibi oraya indirgemişler. Bence o da biraz keyfini zevk alma seviyesini arttırmış gibi geldi. Boss savaşlarını şöyle bir düşüneyim. Beni en zorlayan oldu mu? En zorlayan boss savaşıyla karşılaşmadım. Yalan yok. İddialıyız. Yani harbiden karşılaşmadım. Ha, şu anlamda mesela en zorun bir altında oynuyorum ya. Belki bir kere ölmüşümdür. Hani bir kere başarısız olmuşumdur. Yine bence ilk oyunun üzerine en büyük konulan şeylerden bir tanesi epik sahneler. Yani Spider-Man 2'de arkadaşlar inanılmaz epik sahneler var. Yani özellikle diyorum ya bir Spider-Man hayranıysanız bu oyun sizi inanılmaz tatmin edecek. Boss savaşları konusunda çok memnun olmadığımı itiraf edeyim. Hani bir tık böyle bir şey hissettim. İlk oyunun boss savaşlarını da çok sevmemiştim. Onlar bir tık daha oturaklıydılar. Burada biraz daha böyle bir eksiklik vardı yani boss savaşları konusunda. En zorlandığım boss ne diyebilirim? Çok zorlandığım bir boss yoktu evet. Kolay da oynadığı için evet. Sen boss'ları sevdin bildiğim kadarıyla. Evet, boss dövüşleri değişti, gelişti diye söylemiştin kendi videonda da. Evet. Boss'lardan peki seni en çok zorlayan ya da en böyle gıcık olduğun var mı? En çok zorlayan, yani böyle hani gıcık olmadım hiçbirinde. Evet. Buna falan demedim ama bir tanesi mesela çok zorladı. Spoiler olmasın diye söylemeyeceğim hangisi olduğunu ama bir yan görev serisinin sonuydu. Ana hikayedeki bosslardan ziyade yan görev serisi sonunda mesela şey yani zorlandı dedim şey değil böyle yani herhangi bir diğer oyundaki gibi böyle şey olmuyorsun hani böyle bu tarz zorluğuyla bilinen oyunlar gibi değil Spider-Man'inki. Evet. Hani o kadar şey değil ama gene de oyunun kendi içerisinde ekstra zorlamıştı mesela o Peter Parker'ın yan görev serisinin sonundaki son boss desem oynayanlar hatırlar, oynamayacak olanlar da oynayınca anlarlar hangi boss olur yani. Evet, geri sizde. Yani zorlandım boss, gerçekten zorlandım. Venom'da zorlandım abi. Venom'da. Şunu sebebi ama sebebi şu. İlk oynadığımda boş boş dolaşmaktan yan görev falan yapmadım. Yan görev yapmazsan da hero tokenları falan alamıyorsun. Sadece experience, boş experience kasıp ability'lerini yükseltiyorsun falan ama mesela hasarı yükseltemiyorsun. Kostüm işte suit üzerinde zırh falan yapamıyorsun. Hasarı gitmiyor. Kombolar falan istediğin kadar olmuyor. Ben öyle dımdızlak sonuna kadar geldim oyunun. Lizard diyeceğini tahmin ettim. Onu söyleyebilirsin. Lizard'la dövüşürken mesela ister istemez o odaklarına ihtiyacın oluyor. Onun dolması. Ve ben orada peri kullandığım oldu. Ama genellikle Lizard'da hani çok kısa bir şey söyleyeceğim. Çevreyi kullanarak da Lizard'ı afallatabildiğimiz etmenler vardı. Evet. En sevdiğim Bay Lee'di. Şeyle oynadığımız. Miles'la oynadığımız. Yani Mr. Negative işte. Mr. Negative. Evet. Karakter olarak onu seviyorum. Evet. Anladım. Onun boss fight'i neden? Çünkü şimdi boss fight şöyle olmalı. Overpower oldum, tek attım geçin diye. Abi öyle boss fight yok. İşte oradaki gibi negatifteki, Bay Negative'deki gibi katman katman olacak. Venom iki vuruşta öldürüyordu beni. Bayağı bildiğin Souls-like boss'u gibi oldu bende. Kraven niyeyse garip şekilde bir iki kere öldüm. Normalde boss'larda hiç ölmüyorum. Kraven'da galiba bir iki kez ölmüştüm. Kraven çok uğraştırmıştı ama asıl hani en sevdiğim boss ne diye soruyorsan tabii ki Venom'du. Tabii ki Venom'du yani. Herkesin olduğu gibi sen çizgi romanları da bilir miydin? Takip ve okur muydun? Venom'u da. Tabii ki. Evet. Spider-Man mitosuna hakimimdir. En zorlandığımda tabii ki Venom'du. Onun detayına girmeyeceğim. Çok zor. Kendiniz deneyimleyin. Kendiniz çekin Oğuzdur abi. Zordu yani. Venom sevenlerdensin. Tabii. Kolay olsa bile
inanılmaz keyif verdi. Çünkü hı-hı, hani şey de çok güzel. Peri atabilmek de çok güzel, evet, boss fight'ta. Peri ben de seviyorum bu arada peri olayı, bence ki her oyunda olmuyor. Böyle oyunlarda olmalı bence. Evet, dövüş oyunlarında yani şeyin varsa, imkan veriyorsa atabilmeli. Evet. Gerçekten korkunç yapmışlar. Evet. Bak bunu da çok söyleyen var. Korkunç. Yani hani Spider-Man'i düşününce hani ailenizin şeyin, evet, mahallenizin tatlı işte. Venom diyor ki Allah belanızı versin. Şey giriyor böyle, ızdırabın olacağım. Ne oluyor oğlum? Spider-Man oynuyorduk biz ya. Nasıl bir ses falan. Ve envai çeşit düşmanla beraber sana bu sinematikleri artı boss savaşlarını katmışlar. Bence boss savaşları çok tadındaydı. Ben oyunu en zorda oynamadım. Kolayda da oynamadım. Orta zorlukta oynadım. Sen de bir hikaye adamısın. Hikayeli oynar deyince gerçekten Türkiye'de akla gelen bir iki isimden birisin. Eyvallah. Bunu zaten kimse, bu gerçeği diyeyim, kimse yatsıyamaz yani, inkar edemez. Hikaye adamı olarak hikayede böyle çok etkilendiğin anlar var mıydı? Hikaye gidişat nasıldı sence? Ha, evet, var. Şöyle tabii bu spoiler vermeden anlatacağım. Ha, tabii ki spoiler vermeden. Mesela Harry benim için, Harry Osborn yani, bu oyunun zavallı çocuk, ana karakteri. Yani simbiyotun doğuş şekli mesela biraz farklı, bayağı epey farklı. Ha. İlk ortaya çıkışı, kimde, ilk başta kimde olduğu vesaire, onlar çiz romanla çok fazla olmayan şeyler. Ama tabii ki yeni bir oyun yaparken farklı bir hikaye sunmak için bazı şeyleri farklılaştırmak durumu var. Ben bunlara karşı değilim, hatta güzel olduğunu düşünüyorum. Ben oyunu oynarken şey, yani belli başlı noktalarda bazı göndermeleri gördüğümde, bildiklerimi gördüğümde çok hoşuma gitti. Şimdi bu oyunda şöyle bir şey yapmışlar. Bu oyundaki yan görevlerin bazıları çok kıymetli abi. Bak mesela şeyi çok sevdim. Anladım direkt. Belli başlı yan görevler var. Mesela bir tane amcamız kaybolmuş, tamam mı? Kız amcamızı arıyor. Şimdi o amcayı gidiyorsun, buluyorsun ya da bulamıyorsun, bilmiyorum. Ama bir noktaya geliyorsun. Birisi sana bir hikaye anlatıyor böyle bir banka oturduğunda. Ulan yani sana gerçek olmadığını biliyorsun ama şunu düşünüyorsun. Belki de yapımcının annesi, babası, dedesi o hikayeyi yaşamış olabilir ve zamanda torununu anlatmış veya oğlunu anlatmış olabilir. O da gelip bu oyuna dahil etmiş olabilir o hikayeyi gibi düşündüğümden beni bunlar etkiliyor. Yani her anlamda şu anda evet iki Spider-Man'imiz var, Miles ve Pete, ama bende Pete ve Harry arasındaki o hani hem geçmişte hem günümüzde yaşanan o arkadaşlık bağı, sonrasındaki duygusal gelgitler, işte mutluluklar, hevesler, hayal kırıklıkları ve hani o oyunun kendi içinde o işte 30 saat diyorum ben. Ben de o kadar sürdü. 30 saat içinde başlayıp gelişen, sonra farklı şekillerde ilerleyen bir hikaye var. Miles'in hikayesi apayrı bir yerde gidiyor. Miles tabii ki Pete'le gene bir şeyler yapıyor. Ama Pete'le Harry'nin arasındaki o hani kankam dinamiği, işte seninle güzel şeyler yapacağız. İnşallah evet kardeşim olacak derken olayların o gelişimi başından sonuna kadar beni çok etkiledi ve çok da iyi işlenmiş. Hani finalde de, oyunun finalinde de bu zirve yapıyor. Seni, Venom'un olduğu anlar. Ha, Venom, tamam. Evet, yani Venom karakterinin tanıtımı, ortaya çıkışı, ondan sonraki süreci falan filan benim beklemediğim bir şeydi. Ben mesela Venom'u bu kadar ürkütücü yapacaklarını düşünmemiştim oyun içerisinde. Fragmanlarda çok fazla göstermediler bunu. Hani özellikle karakter mizajı ortaya koymak istememiş olabilirler biraz da. Tabii ki de sinematik fragmanlarda falan görüyorsun karakterin şeyini ama oyunda mesela normalde benim bazı çizgi romanlarda veya ne bileyim bazı çizgiler falan biraz daha karikatürize ediliyor biliyor ya. Hani daha böyle çok sıradanlaşmaya başlayabiliyor bazı şeylerde falan. Burada ciddi anlamda ürkütücü yapmışlar. Hakikaten şey diyorsun yani. Ya bunu nasıl biz yeneceğiz lan falan dedirttiriyor yani gerçekten. Böyle korkutucu bir taraf olmuş. O yüzden hoşuma gitti tasviri. Şimdi biz bu oyunda iki tane Spider-Man görüyoruz. Ve ilk oyundan ve Miles Morales'ten sonra birazcık daha olgunlaşmış, birazcık daha sorumluluk sahibi bir Miles Morales görüyoruz. Bu sorumluluğu daha da üste çıkartmaya çalışırken Peter da aslında bu sorumluluktan birazcık daha bunalmış, yorulmuş ve uzaklaşmaya çalışıyor gibi. Tarafı da aynı anda işlemeleri ve elinde sonunda ikisinin de ortak noktada buluşması ve şey böyle sahte bir şekilde buluşması. Spoiler yok bu arada. Tabii sahte bir şekilde, evet hiç vermeyeceğim. Çünkü keyifli bir hikaye, oyunu izlerim açıkçası. Yani orta noktada bir anda böyle buluşup şey yapmaları çok hoştu açıkçası. Hani böyle random böyle sonra da öpüştüler gibi değil. Hikaye gerçekten hani böyle mantıklı bir şekilde ortaklaşa gidiyor. Gördüğüm en iyi Spider-Man hikayelerinden biriydi kesinlikle. Çok çok iyiydi yani. Ben kendi incelememde de şöyle bahsetmiştim. İlk Spider-Man oyunu iyi bir Spider-Man filmi ise bu iyi bir Spider-Man dizisi. Hani iyi bir Spider-Man dizi sezonu diye. Çünkü çok doyurucu bir hikaye. Çok uzun bir hikaye. Bir filme sığdıramayacağın kadar büyük bir hikaye. Yani giriş, gelişme ve sonuç 3 perdede o hikayeyi o kadar güzel bir şekilde vermişler ki. Ve bazı yerlerde mesela ya yürü git diyeceğine emindim.
demedim. Spider-Man tarafında Spider-Man bir çizgi roman hikayesi ve sonuçta ne olursa olsun herkesin keyif alacağı şekilde yazılan iyi bir senaryosu var. Bir süper kahraman hikayesi anlatıyor. Bunu en temiz yoldan anlatıyor. Orada duygu geçiyor. Ha, benim Venom'la ilgili tek şeyim daha fazla Venom, daha çok Venom. Hani oyunun birinci dakikasından itibaren kimse Venom olsa çok daha güzel olurdu. Kimse Venom'a doymuyor ya. Normal hayatta diyalog akışı ben şu an konuşuyorum sonra Özcan. Özcan konuşuyor sonra ben. Evet. Bu şekilde olmaz ya. Ha, tabii canım. Bu mesela şeydir. İzlediğin şeyin gerçek olmadığını sana anlatan en önemli şeylerden biri. Röportaj gibi hayat mı olur? Heh. Mesela ama video oyunlarının çok büyük kısmı halen böyle. Ben PlayStation tarafındaki stüdyoları bu yönden çok takdir ederim. Bir önceki oyuna göre bence Mary Jane kısımları çok daha zevkli. MJ evet. Bunu diyecek herhalde ender kişilerden birisiyim ama bir kere zevkli. Ha burada şöyle bir şey de söyleyeyim. Bazı anlar geldi oyunda. Çizgi romanda daha sinematik evrende bile yani hiçbir sinema filminde bile görmediğimiz ama çizgi romanda var olan karakterler bir anda ortaya çıkınca wow dedim yani. Tabii de söyleyemiyoruz. Öyle bir anda çıkıyor ki wow diyorum yani. Hani özellikle Harry konusunda beni gerçekten oyun etkilemeyi başardı. Orada saygım çok büyük oyuna. Yani Harry ile Peter'ın arkadaşlığını çok iyi vermişler. Birinci elden oyuncuyu onu deneyim ettirmek için işte bahsettiğimiz ufak tefek flashback sekanslar olsun bilmem ne olsun. Bu iki karakterin gerçekten birbirleri için çok kıymetli olduğu, bunların gerçekten çok yakın arkadaş olduklarını ve işte oyunda olan olaylardan dolayı bir şekilde karşı karşıya geleceklerini bilmek hani sonuna geldiğim zaman bayağı şey oldum böyle bir ulan. Bu ikilinin ayrı ayrı kendi hikayesini oluşturmaya çabalaması yani ve aynı zamanda yollarının da denk gelmesi ve birbirlerini etkilemesi. Yani buradaki aslında diyorum ya en etkileyici, en önemli olay spoiler vermeden söyleyebileceğim ki keşke anlatabilsem hani sahne sahne. Aslında Miles'ın inanılmaz derecede olgunlaşıp asıl Spider-Man olma çabalaması ve Peter'a olan katkıları diyebilirim yani. Bu bence en etkileyen olaydı beni. Hani obje kullanarak anlatımını güçlendirme. Sadece jestler, mimikler değil. Mesela Miles'ın annesinin sinirlendiğini sen sadece sesinden anlamak zorunda değilsin. Orada bir şey anlatmak istediğinde gergin olduğunda sandalyeyi sıkmaya başlar. Evet o sahne evet. Video oyunlarının %90'ı bu ayrıntıyı sana gösterme gereği duymaz. Çünkü ama sinirli yazar geçer veya atıyorum bağırır orada veya atıyorum gergin konuşur. Rio biter gider. Orada bunu yapmak yerine bir mizanseni göstermesi güzel bir şey. Yani mizansenlere aktör ve aktrislik açısından yaklaşabilmesi Insomniac'ında onları bence artık yavaştan Santa Monica'nın ve Naughty Dog'un yanına yaklaştırmış. Venom tarafında ufak tefek sıkıntılarım var. Benim sevdiğim Venom portresinden bir tık uzak bu. Daha farklı bir kafada yaklaşmışlar. Adamlar da biliyor işini. Yani yaşasın. Övdükçe Insomniac öveceğim burada. Yalıyorum ballayacağım. Yaşasın Insomniac. Çok sevdiğim bir firma. O yüzden en iyisi evet abi. Gerçekten etrafındaki karakterler evet. Peter olarak oynarken ki verdiği tepkiler de çok güzel değişiyor. Onu da yedirmişler. Peter'ın nasıl böyle bir yani spesifik bir sahne var ama spoiler vermeyeyim hadi oradan da ama o sahneyi aslında izlerken dedim işte bu. Hepimizin içinde hem melek hem şeytan var dedim. Evet. Gerçekten evet. Öyle ben inanıyorum. Her insan hem melek hem şeytandır. Tabii sen ki canım. Mısın buna bilmiyorum. Tabii ki abi herkesin içinde zaten herkesin içinde bir ortaya çıkmayan bastırılmış bir karanlık taraf vardır. Var. Yani onda da Peter'da da ortaya çıkarıyor zaten evet. Simbiyotonu. Evet. Ve o umursamaz adama dönüşmesini izlemekten de çok keyif aldım. Hani bilmiyorum o sahnelerde gerilmem mi gerekiyordu ama ben kahkaha atarak izliyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Çünkü o Peter Parker'ın saflığından bir süre sonra sıkılıyorum. Acımasız böyle ne bileyim artık mesaj gelmiş falan deyip cebine koyup böyle whatever falan deyip gezmesi. Arkadaşlar, çok keyif aldım yani. Galiba dostum içinde şu anda bir Venom dolaşıyor. Ben öyle algılıyorum şu anda. Arada bir simbiyot tarafım benim de ortaya çıksa keşke. Şu an haz alıyorum falan böyle acı çekip falan. O zaman her şey zevkliyse videonun sonuna geldik arkadaşlar. Evet. Her şey yeteri kadar zevkli. Övdük lütfen oyunu çok güzel oyundu. Insomniac daha fazla değeri bilinsin. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mıdır Mete'ciğim? Kapatıyorum. Herkese can sağlığı diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sana da teşekkür ediyorum abi. Güzel sohbetin. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten güzel sohbet oldu. Canlı yayında bu iş. Kanıtım var. 164'lük kombom var. Panda dedi ki şöyle bir daha sordu. Kaç demiş diyor. Videodan bakamıyorum şu an ama. 163 kombo yapmış. Spider-Man 2'de 305. 305 mi? Yalan söylüyorsun. Kaydını almadım ama. Kaydı almadıysan ya. Teşekkürler. Tamam, şaka. Benim 164'ümü geçen varsa seyirciler arasında vardır. Yorumlarda ne bileyim sosyal medyada paylaşın. Ben dediğim o dövüşte ki, 260 yaptım. Helal olsun. Ben dedim ki beni geçen olur mu bu videoda dedi. Ya. Ben dedim olabilir bak dedim emin filan.
İşte sen. Çok sevdim oyunu. İlk oyundan daha çok sevdim. Bundan sonra bunun değişeceğini çok düşünmüyorum. Dolayısıyla hakikaten ilk oyunu geçen ve oynadığım en iyi süper kahraman oyununa imza atan bir yapım ortaya çıkmış. Son olarak söylemek istediğim şey yoksa kapatıyorum. Ya 5 yılda bir gelecek deneyimler ya. Ve evet. Mümkünse ilk oyunu da oynayın. Bizi kırmayıp geldiğin için ne demek, teşekkür ne ediyoruz. Demek. Daveti uzun zamandır bekliyordum. İyi oldu o zaman. Çok iyi oldu, çok iyi oldu. Ben de çok mutluyum. Kendimi sonunda bir milestone'u geçmiş gibi hissediyorum. Yani. Gerçekten bu hayatımdaki bir noktadır. PlayStation stüdyolarına çağrıldım sonunda. İlk defa. İlk defa. Oyun filmden güzel. Oyun filmlerin tamamından güzel bak. Filmler oyunun... Mahallemizin dost yayıncısı sevgili Alp Kocaman'la güzel bir sohbet yapmış olduk. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın eğer yorduysak, yani bu evrenle alakalı ve bu karakterle alakalı çok fazla bildiğim şey var. Çok fazla sevdiğim şey var. Keşke daha fazla daha uzun da konuşabilseydik ama umarım hoşunuza gitmiştir. Venom'un içinden pardon, dostun içinden Venom çıkmadan Venom içinden dost, o da olabilir aslında. İyi fikirmiş. Şuradan şöyle sana da versem oyunda gibi. Burayı sen kesersin. Evet arkadaşlar, o kısa kesişten sonra tekrar buradayız. Ne diyoruz? Bizden şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız. Görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve güncel haberler için de bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Ben de eşlik ediyorum. O zaman ne diyoruz? Atabilseydik. Keşke öyle bir sistem istiyordum ben, olmadı. Bak buradan böyle giderken atacaklar. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şöyle fotoğraf veriyorum. Ben Miles gibi şey yapayım ben. Ha, tek orada. O kadar bacak açamam. Bak bir yukarı atıyorum, bir kameraya atıyorum. Çünkü swing yapıyorum ya. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın.